Bir otobüse binen üç yolcu yan yana duran dört boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler denmiş. Bakın 4 ee, dört tane koltuğumuz olsun. Bir, iki, üç, dört. Yolcunun bir tanesi geldi. Birinci yolcu kaç farklı koltuğa oturabilir arkadaşlar? Dört de boş koltuk var. Dördüne de oturabilir. Hangisine oturduğu önemi yok. Mesela diyelim buna otursun. İkinci yolcuya bakalım. İkinci yolcu ne yapacak? Seçeneği kaça düştü? Üçe düştü. Bu da üç koltuğa oturabilir. Diyelim ki o da buna oturdu. Sonra kim gelecek? Üçüncü yolcu. Üç yolcu var ya. Üçüncü yolcunun oturabilecek kaç koltuk kaldı arkadaşlar? İki koltuk kaldı. Bunlar her biri ayrı ayrı durumlar olduğu için birbirlerinden bağımsız. 4 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde bunları ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım. Bu çarpımda arkadaşlar 24'e eşittir. Bu tür soruları mesela posta kutusuna atılan postalar gibi vesaire gibi sorularda dikkatli etmemiz gereken bir koltuğa iki yolcu aynı anda oturabiliyor mu oturamıyor mu? Bu örneğimize bakacak olursanız bir yolcu oturduğu zaman diğer yolcular o koltuğa oturamayacaklar. Demek ki her bir seferinde koltuk sayımız azalacak. Bu şekilde soruları çözebiliriz arkadaşlar. A 1 2 3 4 5 kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilen rakamları farklı 5 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre baştan 98. sayı kaçtır diye sormuş. Değerli arkadaşlar 98. sayıya kadar hepsini tek tek yazacak değiliz. Ama isterseniz şöyle yapabiliriz. Mesela en küçükleri neyle başlar? 1 ile başlar değil mi? 1 ile başlayan 5 basamaklı sayılar yazacağım. Sonra 2 ile başlayan 5 basamaklı sayıları bitireceğim. 3 ile başlayan 5 basamaklı sayıları bitireceğim. Sonrasına bakalım kaç tane gerekecek onu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar 1 ile başlayan sayılarda 1'i kullandım değil mi? Geriye 1, 2, 3, 4 sayı geldi. Buraya o zaman 4 farklı rakam gelebilir. Buraya 3. Niye? Rakamları farklı dediği için her seferinde azaltmam lazım. Buraya 2 ve buraya 1. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 tane sayı 1 ile başlayan şey birliği başlayacak şekilde yazabiliyoruz. Gelelim ikincisine. 2 ile başlayan sayılar... Yine 2'yi kullandığımı düşünelim. Geriye 1, 2, 3, 4 rakamım var. Buraya 4 rakam yazabilirim. Buraya 3 rakam, buraya 2, buraya 1 rakam. Yine 24 sayı oluştururum bu şekilde. Üçlülerde de 24 sayı oluştururum. Şu ana kadar 72 etti. O zaman biraz daha ilerlemem lazım değil mi? O zaman 4'lüleri de yazalım. 4 ile başlayan sayılar. Kim onlar? İşte 43.000, 44.000 neyse bu sayılar. Buraya 4 farklı ne yapabiliriz arkadaşlar? sayı getirebiliriz. Buraya üç farklı sayı, buraya iki rakam getirebiliriz. Buradan da yine 24 tane yaptı. Kaça ulaştık arkadaşlar? Şu an 96'ya ulaştık. 96 tane sayıya ulaştık. Peki, bana kaçıncı sayı lazım? 97. 98. sayı lazım. O zaman 97. sayıyı yazayım. 98. sayıyla da bitiririm. Arkadaşlar 97. sayı. Artık ben ne yaptım? Bütün 4 ile başlayanları bitirdim. 5 ve 5 ile başlayacak. 5. Küçük olmasına dikkat edeceğim için 1, 2, 3, 4. Yani 51.234, 97. sayı. 98. sayı 51.243. Bunların yerini değiştirirsem ondan bir büyük olan sayıyı bulmuş olurum. 51.243 sayısı B şıkkında var arkadaşlar. Cevap B. Üçüncü soru, bir bahçeye yan yana her biri birbirinden farklı dört elma fidanı, üç armut fidanı, iki ayva fidanı dikilecektir. Aynı türden, aynı fidan türleri bir arada olmak koşuluyla kaç farklı biçimde dikim yapılabilir diye sormuş. Mesela ben elmaları şöyle yapalım. Elma, 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 elma. Dört, farklı, dört tane elma var. Sonra armutlar var. Armutlarda şöyle olsun. Armut, armut. 3 tane armut fidanı var ve ayvalar da arkadaşlar. Onunla o da ile başlıyor ama sarı ile gösterirsem 2 ile de ayvaları göstermiş olurum iki tane. Peki. Elmalar kendi aralarında 4 faktöriyel şekilde sıralanırlar arkadaşlar. Evet. Elmalar kendi aralarında 4 faktöriyel şekilde Bakın burada ile gösteriyorum ama bunlar birbirinden farklı elma fidan olduğu için buna dikkat edeceğiz. Yani 4 faktörel diziliş var. armutlar kendi arasında 3 faktörel ve ayvalar kendi arasında iki faktörel şekilde dizilirler. Sonra elmalar armutlarla ayvaların ortasına gelebilir ya da sağa gelebilir. Bunu da şöyle düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar bir grup. 1, 2 ve 3. Bu üç grupta kendi içinde 3 faktöriyel şekilde bunu da başına yazalım. 3 faktöriyel şekilde sıralanabilirler. O zaman aradığımız cevap C şıkkında var. 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel çarpımı şeklinde yazabiliriz. Cevap C arkadaşlar. A 0 1 2 3 4 5 kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı rakamları farklı kaç tane çift doğal sayı yazılabilir demiş. Burada 0'ın kümemizin içerisinde olması ve bizden çift doğal sayıları istiyor olması ...bir küçük ayrıntı teşkil ediyor. Yani bu tür sorularda arkadaşlar... ...acaba sıfırı son basamak olarak mı düşüneceğiz... ...ilk basamakta olmamasını mı düşüneceğiz diye... ...o yüzden bunu ayırıyoruz. Yani 3 basamaklı sayılar yazacağız. Birincisinde buranın sıfır olduğu durum... ...sıfırın buraya geldiği durum... ...bir de buraya sıfırın gelmediği durum şeklinde. Yani son basamak sıfır mı... Son basamak 0 değil mi? 2 ayırıyoruz ve çok rahat ediyoruz ve bunu toplayacağız. Nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi 0 son basamakta. Demek ki buraya yazılabilecek rakam sayısı 1. Sadece 0 yazabiliyorum. Bunu kullandım. Geriye kalan 1 2 3 4 5'in tamamını burada arkadaşlar kullanabiliyorum. Rakamları farklı dediği için artık buradaki 5 rakamdan ve 0'dan hariç geriye kalan 4 rakamı kullanabiliyorum. Burası böyle. Geçiyorum ikinci duruma. İkinci durumda burası sıfır değil. Ama çift olmasını istiyorsam sıfır da değilse son basamak 2 ya da 4 olabilir. Buraya iki farklı ne geliyor? Rakam geliyor. Buraya geçiyorum. Bakın arkadaşlar burasını sıfırı burada kullanmadığım için sıfır hala elimde. Fakat son basamağı sıfırı yazma mümkün değil. Sıfırı yazamıyorum. 2 ya da 4'ten birini kullandım. Onu da yazamıyorum. Geriye 4 tane rakam kaldı. Şimdi arkadaşlar iki tane rakamı kullandım artık sıfır tekrar kullanıma girdi. Elimde iki rakamı kullandıysam geriye 4 tane rakam daha kullanabilirim. O zaman 5 çarpı 4 çarpı 1 burası 20. Farklı sayı yazılabilir. Son basamağı 0 olan. 4 çarpı 4 çarpı 2 ne yapar? 32 sayı yazılabilir. Son basamağı 0 olmayan. Ve bunların toplamı da 52 farklı sayı yazılabilir. Çift doğal sayı yazılabilir bu rakamlar kullanılarak. Cevap E şıkkı. Beşinci soru n artı 2 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eksi n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel 18'e eşitmiş. Bunu sağlayan en doğal sayısı kaçtır demiş. n artı 2 faktöriyeli n eksi 1 faktöriyele kadar n artı 1 faktöriyeli de n eksi 2 faktöriyeli kadar açarsak elimize bir şeyler geçecek. n artı 2 faktöriyel yerine n artı 2 çarpı bir küçüğü n artı 1 onun küçüğü n onun küçüğü de n 1. Buraya kadar açıp faktöriyelde bırakıyorum. Aşağısı n 1 faktöriyel. Eksi n 1 faktöriyel n 2'ye kadar açacağım. Yani n 1'im var. n'im var. n 1'im var. var. Bir tane daha gideceğim. n 2 faktöriyel yazıp duruyorum. Aşağıda da n 2 faktöriyel mevcut. Bu fark 18'miş. Sadeleştirmeleri yapalım. Burada n-1 faktöriyelle buradaki n-1 faktöriyel. Buradaki n-2 faktöriyelle buradaki n-2 faktöriyeler gitti. Yukarıda ne kaldı? n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 var. Eksi. n çarpı n-1 çarpı n artı 1 var. Ve cevap 18. Şimdi ortak terimlerden bir parantez çıkaracağız. Bakın n'ler ortak ve n artı 1'ler ortak. Gördüğünüz gibi. Bu çarpım parantezini alıyorum. Yani n çarpı n artı 1 ortak çarpan parantezini alıyorum. Buradan geriye n artı 2. Eksi buradan geriye n eksi 1 kalıyor. Ve bu neye eşit? 18'e eşit. Şurada devam ettireyim. n var dışarıda, n artı 1 var dışarıda. İçeride ne kaldı? n artı 2'den n eksi 1 çıkarsa 3 kalıyor bu içerisi. Kendini siz kontrol edebilirsiniz. Eşittir 18. Sadeleştirmeyi yaparsam n ile n en artı 1'in çarpımı 6. Burada n'in ne olması lazım arkadaşlar? 2 olması lazım ki 2 çarpı 3 6 yapsın. Cevap B seçeneği. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 ve 3 bulunur? 5 bulunmaz. Evet. Dört elemanlıya dikkat edelim. Dört elemanlı alt kümelerine bakıyoruz. Şimdi bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi var değil mi? Beş bulunmaz dediği için beşi bir kere çizip atıyoruz. Tamamen atıyoruz. İki ve üç bulunur dediği için iki ve üçü de ne yapıyoruz? Alıyoruz bir kenara. Cebimize koyuyoruz. Geriye kaç tane eleman kaldı? Bir, iki, üç, dört. Elimizde dört tane eleman var arkadaşlar. Bu 4 elemandan 4 elemanın alt küme çıkaracağım ama zaten 2 ve 3 garanti var. 2 ve 3'ü sepete koyduk. 4 elemanın alt küme aramıyorum. Artık 2 tane eleman lazım. Yani tekrarlayalım. 5 kesinlikle olmayacak. 2 ve 3 garanti olacak. 1 4 6 7'den yani 4 taneden 2 ve 3 zaten seçili olduğu için 2 eleman seçme durumudur aradığımız cevap. 4'ün ikili kombinasyonu. 4'ten geriye 2 tane yaz. 2'den geriye yaz. Yani cevap nedir arkadaşlar? 6'dır. A seçeneği. Şekilde D1 ve D2 doğruları üzerinde bulunan A, B, C, D, E, F, G ve H noktalarını köşe kabul eden en çok kaç farklı üçgen çizilebilir denmiş soruda. Şimdi üçgen çizme sorularında diyelim ki doğrusal olmayan en tane noktadan enin üçlüsü kadar üçgen çıkarabiliriz. Ama mesela EFG üçgenini çizemiyoruz burada. Ne yapacağız? Önce noktaların tamamını sayacağız. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8'in üçlüsü. Sonra doğrusal olanları çıkaracağız. Eksi. Bakın A, B, C, D doğrusal mı? Kaç tane? 4 tane. 4'ün üçlüsü. Şunları da çıkaracağız. D, E, F, G, H. Yani 5 tanesi de burada. Doğrusal 5'in üçlüsü. Niye, yap niye yapıyoruz bunu? bunlardan oluşabilecek üçgenleri çıkarıyorum. Çünkü oluşmuyor. Bu beşliden kendi içlerinde üçgen oluşmuyor. Evet çıkaralım. 8'in üçlüsü ne yapar arkadaşlar? 8, 7, 6'nın çarpımı bölü 3, 2, 1. Eksi 4'ün üçlüsü 4. Eksi 5'in üçlüsü ne yapar? 5'ten 5'in ikilisi gibidir. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. Burası ne yapacak arkadaşlar? 6 ile gidecek. 56 eksi 4 eksi 20 bölü 2'den 10. 56 eksi 14 cevap 42 olacaktır değerli arkadaşlar. A eşittir. M, A, R, I, -E F, E, T kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harf vardır? Arkadaşlar en az bir sesli harf vardır ne demek? Tüm durumlardan hiç sesli harf olmayan durumu çıkarırsak en az bir sesli harf olur. Yani tüm durumları hesap edeceğiz. Sonra en hiç sesli harf olmadığı durumu çıkaracağız. Aradığımız cevabı bulacağız. Tüm durumlar kaç harfli bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlı kümenin. 3 elemanlı alt kümeleri tüm durumlar hiç sesli olmadığını düşünelim sesleri çıkardığımızı varsayalım. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane. 4'ün üçlüsü. 7'nin üçlüsünden 4'ün üçlüsünü çıkarırsak aradığımız cevaba ulaşırız arkadaşlar. 7'nin üçlüsünü 7'den geriye 3 tane yazarak 3'ten de geriye yazarak bulabiliriz. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisiyle aynı şeydir. Yani 4'tür. Bu 6 ile aşağıdaki 6 gidecek. 35 4 aradığımız cevap 31 olacak. Dokuzuncu soru. En az iki elemanlı alt kümelerinin sayısı 57 olan bir kümenin en çok 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? En az iki elemanlı alt kümelerinin sayısı 57'ymiş. Şimdi tüm alt kümelerinin sayısı 2 üzeri n'dir. Yani n el elemanlı olsun diyelim. Kümemiz n elemanlı olsun. Tüm alt kümeleri 2 üzeri n. En az iki elemanlı diyor ya. Hiç elemanlı yani boş küme ile bir elemanlı alt kümelerini çıkarırsam aradım... Sayıya ulaşırım. En az iki eleman demek. Hiç eleman olma, olmayan alt kümelerini ve bir elemanın alt kümeleri haricinde kalanları demektir. Bu 57'ye eşitmiş. 2 üzeri n n'in sıfırlısı 1'dir. n'in birlisi de n'dir. 57'ymiş arkadaşlar. Buradan 2 üzeri n eksi n 58 çıkıyor. Direkt bu denklemi çözecek bir matematiksel yöntem yok ama en zaten bir doğal sayı olduğu için yani burada 2 üzeri n eksi 58 ise n'in burada 6 olduğunu yani 64 eksi 6'ya tekabül ettiğini görebiliriz. Peki sorunun ikinci kısmına gelelim. Küme n'in eleman sayısını 6 olarak bulduk. En çok 5 elemanlı alt kümelerinin sayısını soruyor. En çok 5 elemanlı alt küme sayısı ne demek? Zaten 6 elemanlı bir küme. Sadece 6 elemanlı alt kümeleri haricindeki her şey. Yani ne demek? 2 üzeri 6 tamamı eksi 6 elemanlı bu kümenin 6 elemanlı alt kümelerin sayılarını çıkarırsam aradığım cevaba ulaşacağım. 2 üzeri 6 eksi 1 yani 64 eksi 1 ne yapacaktır arkadaşlar? 63 yapacaktır aradığımız cevap. 10. soru. 10. soruyu çözebilmek için şu formüle ihtiyacımız var. n'in r eksi 1'lisi Artı n'in r'lisi eşittir n artı 1'in r'lisi. Yani r eksi 1'den r ile geçiş topluyorsak o zaman üstünü bir artırıp buradaki r'yi bırakıyoruz. Ne işimize yarayacak? Bakın şu ilk ikisine bakalım. n'in ikilisi ile n'in üçlüsünün toplamı ne yapar arkadaşlar? n artı 1'in üçlüsü yapar. Peki n artı 1'in üçlüsüyle n artı 1'in dörtlüsünü topladığımızdan ne yapacaktır? Bu ikisini toplarsak aşağı yazalım. n artı 2'nin dörtlüsü yapacak. Elimde n artı 2'nin dörtlüsü var. Burada da n artı 2'nin beşlisi var arkadaşlar. Peki bunları toplarsam ne yapacak? n artı 3'ün nesi yapar? Beşlisi yapar. Sol taraf n artı 3'ün beşlisi yaptı. Sağ tarafta ne yazmış? n artı 3'ün üçlüsü. Neyi biliyoruz biz? Eğer yukarılar aynıys aynıysa 5 ile 3 ne olacaktır? Yukarının toplamı vermesi lazım. Yani n artı 3'ün 8 olması lazım. Burada n nedir? 5'tir diyebiliriz arkadaşlar. Şurayı bir daha açıklayalım. Eğer n'in üçlüsü ile n'in beşlisi eşitse toplamları yukarıya verecek. Yani n artı 3, 5 ile 3'ün toplamına eşit. Cevap en buradan 5 çıkıyor dedik. Cevap C şıkkı. En bir doğal sayı olmak üzere 2x artı y küp üzeri n açılımında x kare çarpı y üzeri 12'li terimin katsayısı 10m'dir. Buna göre m kaçtır demiş. Bakın şöyle yapabiliriz. Yani sonuç olarak 2x'in bir K'ıncı kuvveti alınacak. Çarpı y küpün nesi alınacak arkadaşlar? n eksi K'ıncı kuvveti alınacak. Niye? Çünkü bunun kuvvetiyle bunun kuvvetlerinin toplamı neyi vermesi gerekiyor? Ve bu çarpım ne oluyormuş arkadaşlar? Ee, x kare y üzeri 12'li falan bir terim geliyor ama başlarını bilmiyoruz. Burada da yine katsayılar var. Niye? Kombinasyonlu gelen ifadeler. Fakat buradan x kare gelecek madem buradan k'nın 2 olduğunu görmek çok zor değil. K 2 ise burada y üzeri 3'ün Dördüncü kuvveti geldiğinde görüyoruz. Bakın y küpün dördüncü kuvveti geliyor ki 12 olsun. n-k'nın da 4 olduğunu, burada n'in de 6 olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında burası 2x artı y küpün altıncı kuvvetinin açılımında x kareli terim. x kareli terim. Ee, o zaman ne olacaktır? Bakın... Ee, x üzeri 6'lı terim var, x üzeri 5'li terim var, x üzeri 4'lü terim var, x üzeri 3'lü terim var, x kareli terim var değil mi? Burası 6'nın 0'lısı, burası 6'nın 1'lisi, burası 6'nın 2'lisi, burası 6'nın 3'lüsü, burası da 6'nın 4'lüsü şeklinde ne yapıyor? Formülize ediliyor kat sayısı bulunurken. Yani 6'nın 4'lüsü çarpı 2x üzeri 2 çarpı y küp üzeri 4 aradığımız terimdir. Kaç sayıları hesaplayalım? 6'nın 4'lüsü 6'nın 2'lisiyle aynı şeyi 15 yapıyor. Çarpı 2'nin karesi buradan 4 geliyor. 60. Buradan zaten herhangi bir katsayı gelmiyor. E 10 m 60 ise m nedir arkadaşlar? m 6'dır diyoruz. 12. soru. x eksi 1 bölü x kare üzeri 6 ifadesinin açılımında sabit terimi sormuş. Şimdi x üzeri 6 ile başlayacak. x üzeri 5 ile devam edecek. Yani burada mesela x üzeri 6 gelecek. 1 bölü x karenin nesi gelecek? 0. kuvveti gelecek. Bu benim işime yaramaz. x üzeri 5 olacak. 1 bölü x karenin nesi gelecek? 1. kuvveti gelecek. Bu da olmaz ama x üzeri 4 ile 1 bölü x karenin karesine bakarsanız arkadaşlar birbirlerini götürecek. Yani sabit terim gelecek. x'ler kaybolursa sabit terim gelir. O zaman x üzeri 4'lü açılımı yapacağım. Yani 6'nın arkadaşlar ikilisi. 6'nın ikilisi olduğunu nereden anladım? x üzeri 6'larda 6'nın sıfırlısı kullandım. x üzeri 5'lerde 6'nın birlisini kullanacağım. x üzeri 4'lerde 6'nın ikilisi. Çarpı x üzeri. 4 çarpı 1 bölü x kare üzeri nedir? Ee, 2 gelecektir. Şimdi burada eksi var artı var. Eksi mi gelecek artı mı gelecek sorusuna da bir cevap verelim. Burada arkadaşlar hem bunun 4 hem bunun 2 olduğu çift kuvvet olduğu için bunların artı geleceğini yani A ve B şıklarının kesinlikle olmayacağını zaten söyleyebilirdik. Altının ikilisi de 6 çarpı 5 geriye doğru yazdıktan sonra burada da geriye yazarız. 15 aradığımız cevap olacak diyoruz. Tabi burada kısa bir özet geçelim konuyu tamam olarak belki bilmeyenler olabilir. Ee, şu şekilde açıyoruz arkadaşlar terimleri. Altıncı kuvveti açıyorsak altının sıfırlısı çarpı birinci terimin altıncı kuvveti çarpı ikinci terimin sıfırıncı kuvveti. Sonra eksi olduğu için eksi altının birlisi çarpı birinci terimin kuvvetini bir azaltıp ikinci terimin kuvvetini bir artırıyorsunuz. Artı altının ikilisi bu terimi de göstereyim. Kullandığımız terim. X'ün kuvvetini bir daha azaltıyorum. 1 bölü x karenin kuvvetini bir artırıyorum. Eksi şeklinde ne yapacak? Devam edecek. Binom açılımı bu şekilde ne yapılıyor? Yapabiliyor arkadaşlar. Bizim cevabımız ise 15. C şıkkı.